Herkese merhaba arkadaşlar. İntegrale giriş yapmıştık. Şimdi devam ediyoruz konumuza. Belirsiz integralin özelliklerine bakacağız. Fasikülümüzü alalım şöyle. Bunu bu derste bakın iki, ilk iki föyünü anlatmıştım. Üçüncü föyden itibaren özellikler var. Ve arkadaşlar devam edip devam edip devam edip sizi ta bu, e, bu derste nereye kadar getireceğim biliyor musunuz? İşte bundan sonra belirsiz integral değişken değiştirme yöntemi. Tabii ki değişken değiştirme yöntemi bizim için integral alma yöntemlerine giriyor. Onu da çarşamba günü görmüş olacağız arkadaşlar diye söylemiş olalım. Dersime başlamak istiyorum zaman kaybetmeden. Müzik Sevgili arkadaşlar, integral nedir? Integral neydi? Integral türevi sevmekti tabii ki. Biliyorsunuz türev bilmeyen bir kişi integrali zor anlar. Hemen şöyle bir özet geçmek istiyorum size. Mesela bakın şöyle bir şey düşünün. Burada bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun türevini aldığınızda karşınıza 2x çıktı diyelim ki. Bunun integralini alırsanız işte başlangıca dönersiniz. Yani kendinize şu soruyu soracaksınız. 2x e 2x sen kimin türevisin diyeceksin adam sana cevap verecek ben x karenin türeviyim abi tabi x'e göre konuşuyoruz burada ve dolayısıyla arkadaşlar x karenin yanında bir sayı da var olabileceği ihtimalinden buraya bir ne atacağız c sabit sayısını atacaktık işte bu bizim için türevle integralin alakasıydı diferansiyel göstermiştim bir de size mesela bakın Böyle bir fonksiyon düşünün. Şöyle x kare artı 5 gibi bir fonksiyon düşünün. Bunun önüne d yazarsanız bunun diferansiyelini al manasına geliyor. x'e göre türev alalım arkadaşlar. Tabii ki biz o değişkeni seçeceğiz. Burada x değişkenine sahip olduğumuz için x'e göre türev alalım. Hemen 2x oldu. Yanına da kime göre türev aldığımızı yazacağız. Yani karşımıza bu çıkmış olacak. Biz bu ifadeye şuradaki fonksiyonun diferansiyeli ismini veriyorduk. Alakaları bu şekildeydi. Şimdi isterseniz özelliklerinden bahsedeyim size. Daha rahat integral almamızı sağlayacak tabii ki. Hani hatırlar mısınız? Türev anlatırken önce bir limitle türev almayı öğren, öğrendik. Sonra dedi ki ee, bunlara gerek yok ya. Türev alırken işte yukarıdaki sayıyı başa düşür bir eksilt gibisinden özelliklerini verdik. İşte burada da tam tersi yani o anlattıklarımız anlattığımız özelliğin tam tersini kullanacağız arkadaşlar. Ve birkaç özellik daha ekleyeceğiz bunun üzerine. Zaman kaybetmeden başlayalım şöyle özelliklere. Bakın Türev alma işlemi sizi ileri, integral alma işlemi ise geri getirsin. Böyle kurun kafanız. Hani kare ve karekök almak gibi benzeştirebiliriz. Tam öyle olmasa da tabii ki. Bunu analoji kurmak açısından söylüyorum ama Akademik olarak tabii ki böyle bir şey doğru değil arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle türevin integralini nasıl alacağız? Bakınız, burada bir ifade var. Buradaki ifade arkadaşlar görüyorsunuz ki fonksiyonun nesi alınmış? Türevi alınmış. Hatta şöyle şöyle yapmak durumundayım. dx'i almayacağım. Bu şu anda balonla işaretlediğim ifadede f(x) fonksiyonunun x'e göre türevi alınmış. Arkadaşlar x'e göre türevi aldınız. Daha sonra da integralini alırsanız e başlangıca gelmiş oluyorsunuz. Aa birbirine nötrlüyor bu işlemler. Ha demek ki bundan sonra e, türev ile integral sembolleri böyle peş peşe gelirse bunlar birbirini nötrlerler. Nötrlerse cevap sadece fx olur diyemiyorsunuz tabii ki. Neden? Çünkü en son yaptığınız işlem integral alma işlemidir. integral alma işleminde belirsiz integralse tabii ki ne olması lazım burada? Artı c'nin olması gerekiyor. Biliyorsunuz ki c bizim için çok önemli hayati bir şey arkadaşlar. Bir sabit sayı. Geldik buna. Zaten sayılar sabittir. Anlatım bozukluğu oldu. Bir sayı diyelim. reel sayı. Geldik buna. Peki integralin türevini alırsak. Yine aynı mantık. Integralle türev birbirinin ötürler. Dımdızlak abi bu adam kalır. E hocam burada artı c. Burada artı c. Valla fazladan atılmış arkadaşlar. Bu bir baskı hatası. Burada artı c yok. Neden yok? Hemen söyleyeyim. En son hangi işlemi yaptın sen burada? Aferin. Türev aldın. Peki türev alırsan doğan sabit, integral'den doğan sabit yok olmaz mı? Olur. Bu yüzden ikisinin farkı şu arkadaşlar. İkisinde de birbirinin ötürüleme işlemi var. Fakat soldakinde en son integral aldığınız için c'yi atmayı unutmayın. Sağdakinde en son türev aldığınız için c e, atılmayacak çünkü türev alınırsa o sabit sayı, o sayı daha doğrusu ne olur? Sıfıra dönüşmüş olur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelin bunu uygulayalım dilerseniz. Bakın burada türevin integrali alınmış. Gördünüz mü? Tamam. Bununla bu birbirini nötrlüyor. Süper. Geriye 3x eksi 4 fonksiyonu kalmış oluyor. Yalnız bir de en son integral alma işlemi yaptığımız için bunun dibine bir de c sayısı koymayı unutmayalım arkadaşlar. İlerleyen videolarda bunları yeni bir c'ye eşitleyeceğiz. Şimdilik bu kadarlık yeterli. Geldim buna. Bu da buna örnek tabii ki. İntegralin türevini almışlar. Bak integral alma işleminde x'e göre integral alma işleminde bir c doğacak ya. Heh, o c'yi o doğan c'yi buradaki e, türev işlemi sıfıra eşitliyor. Yani yok ediyor. O yüzden integral türevi birbirini nötrler. Kala kala x kare eksi 3 bölü 2 fonksiyonu kalmış olur. Bunun dibine artı c falan yok arkadaşlar. İlk öğrenmemiz gereken özellikler işte bunlardı. Peki olduğuna göre f eksi 1 kaçtır diyor. Şimdi bakın burada ne yapmışlar? Dikkat ederseniz integral bir şeyler yazmış başka bir şey eşitlemiş. Yani burada türevini integrali integralin türevi gibi bir durum yok. Sevgili arkadaşlar nasıl her iki tarafın türevini alabiliyorsanız nasıl her iki tarafın karesini alabiliyorsanız işte aynı mantıkla her iki tarafın integralini de alabilirsiniz. Burada bize gereken neyse onu yapacağım ben. Şimdi bakın zaten integral alınmış. E, integralin nötr işlemi nedir? Türevdir. O zaman geliyorum burada her iki tarafı ne yapıyorum? X'e göre türevini alıyorum. Bak D dx yazıyorum. D bölü dx. Buraya da aynı şekilde geliyorum. D bölü dx yazıyorum. Anlaştık mı? Türev alıyorum şu anda. Peki buradaki integral ile buradaki türev birbirini ne yapar? Yok eder hocam. Aferin sana. Birbirini yok ederse geriye bu fonksiyon kalır x kare çarpı f x yazarsınız. İşte böyle. Buna artı c yazmaya gerek var mı? Hayır. Neden? Çünkü en son türev alma işlemi yaptınız. Dikkat edin arkadaşlar. Eşittir. Bu tarafa geldim. Tabii ki x'e göre türev alacağız burada. x üzeri 6'nın 6 x üzeri 5 olduğunu biliyoruz. 4 x küpün x'e göre türevinde 12 x kare olduğunu, c'nin de 0 olduğunu, zaten türevinin 0 olduğunu biliyoruz. Böyle bir şey çıktı karşıma. İşte müthiş bir şey yakaladım bence. Adam f eksi 1'i soruyor. Hemen burada x gördüğümüz yere eksi 1 basıyoruz. Eksi 1'in karesine zaten 1 gelir. F'in içine eksi 1 yazalım. Burada eksi 1 yazdınız eksi 6. Burada eksi 1 yazdınız eksi 12. Arkadaşlar zaten dikkat ettiyseniz eğer direktmen istenen şeyi bulmuş olduk. F eksi 1 eksi 18'e eşit olacaktır diyebiliriz. İşte girişteki özellik tam olarak bu işe yarıyor. Kapış türevin integrali, integral türevi bunlar çok önemli noktalar. Geldik buna. Y eşittir fx tüm gerçel sayılarda integrallenebilen bir fonksiyon olsun. Buna göre öncülerinden hangisi doğrudur? Başlayalım. F türev x dx integral almış dikkat edersiniz buna eşittir demiş. Bir kere bakın buradaki f türev x'i biz şöyle düşünebiliriz zaten. Orası birinci mertebeden türevdir. Bunun integralini aldığınızda türevle integral birbirini yok ederse geriye fx artı sabitse yani C kalmaz mı kalır hocam? O zaman burada da aynısı yazdığına göre bu doğru bir sıkıntı yok. Buna geldim. F'nin büyük f'nin türevi küçük f ise bakın yazalım büyük F'nin türevini aldığınızda size küçük f'yi veriyorsa, Küçük f'nin integralini aldığınızda da integralini aldığınızda da tabii ki büyük f'yi bir de artı c'yi verecektir arkadaşlar. Bu c'yi unutmayın. Tabii ki burada sorunun dibinde şöyle söylese herhalde daha şık olurdu. Evet şöyle yapalım. Devam ettim. Geldim buna. Burada da integralin türevi. integral türevi birbirini götürdü mü? Evet. Peki götürürse buradaki fonksiyonun aynısını yazmamız gerekmez mi sonuç için? Evet bu kadar yeterliydi. Burada f türev x artı c demişler. Hayır bu yanlış olmuş oluyor. Doğrusu buydu arkadaşlar. O zaman bu sorunun cevabı 1 ve ikinci öncüller olacaktı. İntegralin içindeki sabit çarpan integralin dışına çıkabilir. Ya bak sam demiştim ya size ilk videoda. Toplam. Yani orada ortak parantezi alma gibi düşün, düşünün arkadaşlar. Burada k bir reel sayı olmak üzere integralin içerisindeki k çarpanı dışarıya rahatlıkla çıkabiliyor ve geri kalanı aynı şekilde yazıp işlemlerimize devam edebiliyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. 3x kare dx ifadesi aslında 3 integral x kare dx ifadesiyle aynı şeydir. 3'ü koparabilirsiniz kısacası. Geldim toplamın ya da farkın integraline. Arkadaşlar toplamın ya da farkın integrali ...integrallerinin toplamı ya da farkıdır. Tabii ki şurada bir tane işte, sembol eksik kalmış. Şurası nazar boncumuz olsun aynen. Şöyle olacaktı değil mi? Sonuçta gx dx var burada. Tekrar söylüyorum toplamlarının ya da farklarının integralleri... ...ayrı ayrı integrallerinin toplamı ya da farkıdır arkadaşlar. Yani bunu da şöyle örneklendirebiliriz. Mesela x kare artı x fonksiyonu var elimizde şöyle. Biz buradaki x karenin integralini ayrı x'in integralini ayrı olacak şekilde böyle parçalayabiliyoruz. Ya da bunu vermişlerse buraya dönüş yapabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki geri dönüşler de çok önemli. İntegral değişkenden bağımsızdır. Nasıl yani? Şimdi fx dx demiş ya integral. Buradaki x değişkeninin yerine t atayalım mesela. Arkadaşlar x'in yerine t atarsanız her iki tarafın burada dikkat edin diferansiyelini alırsanız bunun türevinden 1 gelecek. Diferansiyel kime göre alındığından dolayı dx olacak burada. Buradan da türevinden t'ye göre türevinden 1 gelecek. Diferansiyelinden dt gelecek. Kısacası dx yerine dt x yerine de t yazarsanız işte bunu elde etmiş oluyorsunuz. Yani hft f dt h f dx h f u du ha f bir şey fark etmez harfe takılma diyor. İntegral değişkenden bağımsız olarak söylenebilir. Şimdi uygulayalım bakalım az evvel öğrendiklerimizi. Bakın x kare dx sadece dx. Eşittir x kare artı 1 dx. Bir kere burada gizliden bir var mı? Var. E o zaman sen buradaki integralleri x'e x e göre integral zaten. Buradaki integralleri x kare artı 1 şeklinde birleştirip alamaz mısın? Alırsın. Yani bu ifade doğru. Buna geldim. 1 bölü x dx. Birinin integraline ayrı. Şurada gizden bir var zaten. Birinin integraline ayrı. X'in integraline alabilir misin? He? Hayır. Öyle bir şey anlatmadım ben size. Bölme işleminde ya da çarpma işleminde öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bu bir nevi dağılma özelliğidir. Bu az evvelki anlattığım şey. Bakın şöyle gelelim. Ben, benzetişim kuracak olursak bu bunun üstüne bunun üstüne dağılmıştır gibi düşünebilirsiniz. Sadece toplama çıkarmaya özgü bir şey. Asla bölmede ayrı ayrı integral alamazsın. Bu yanlış böyle bir şey yok. Geldim buna. 3 sayısı dışarı çıktı. Ne oldu? İşte 3 f fx dx olmuş oldu. Burada da şunu yazmışlar. Bilindiği gibi integral değişkenden bağımsızdır. Ben x yerine u ataması yaparsam burada her iki tarafın türevinden e, diferansiyelinden düzeltiyorum. dx eşittir du gelmiş olacaktır. O zaman bunun yerine du bunun yerine de f, e, f u yazarak bu ifadeyi elde edebiliriz. Yani bu ifade doğrudur. Buna geldim. Bak dikkat et 2 fx Şunun üstüne de dağılsın. Arada çıkarma var zaten. O zaman dağılırsa şöyle bir şey olması lazım. 2 tane f x dx eksi şuraya da yazalım. 3 tane gx dx. Böyle bir şey olması lazım. Peki bir başka özellik. Şuradaki sayıları dışarı çıkarabiliyorsun. Demiş miydi bana? Demişti. O zaman 2 fx dx eksi 3 gx dx. Bu ifade de doğru olmuş oluyor. Şimdi kurallara bakacağız arkadaşlar. İntegral alma kuralları nasıl oluyor? Şimdi burada Teknik olarak doğru olması için bazı şeyler verilmiş. Ben onlara çok tak takılmayayım. Arkadaşlar, bunun integralini alacağız. X üzeri n'nin. Bak ne yapıyorum. X üzeri n'nin integralini alırken, şu önündeki sayıyı üst tarafa, önünde bir var ya, üst tarafa iade edersin, şu bir sayısını ve bu üst taraftaki ifadeyi bir çoğaltmış olur. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Az evvel biraz zıt anlattım. Kuvveti bir ekleyeceksiniz. Kuvvete bir ekleyeceksiniz. Çünkü türev alırken kuvvet 1 azalıyordu. Sonrasında ise yeni üste böleceksiniz arkadaşlar. Evet. Bu daha doğru kelimeler oldu. Bunun için bunun için düzeltme yapalım. Ne yapıyoruz? Kuvvete bir ekliyoruz ve yeni üste bölüyoruz. Bu kadar. Yapacağımız tüm işlem bu. Şimdi gelelim buna. Burada x üzeri bir var değil mi? Bunun integralini alacağız. Kuvvete bir eklediniz. ikiye dönüştü. Yeni üste böldünüz. Şunu yazalım. Burası bizim için ne? Yeni üs. Artı C diyeceğiz bir de. Neden? Çünkü integral aldığınız en son işlemde bu C reel sayısının gelmesi gerekiyor. Buna geldim. X küp dx demiş. Kuvvete bir ekle 4 olsun. Yeni üste böl. Artı C. Bu da bitti. Buna geldim. Aa bir dakika burada dur. Kök x ifadesinin integralini alırken öncelikle x üzeri 1 bölü 2 yazmamız gerekiyor. Bu bir. Sonra hemen şu üste bakıyorum. O üste arkadaşlar 1 ekleyeceğiz ve yeni üste böleceğiz. Bakın 1 bölü 2 sayısına 1 eklerseniz ne olur? 1 bölü 2 sayısına 1 eklediğinizde 3 bölü 2 olur. Yani x'in kuvveti 3 bölü 2 olacaktır 1 ekleyince. Yeni üste de bölmemiz gerekiyor ya. Yeni üste bölünce ne olacaktır? 3 bölü 2'ye böleceksiniz yani. O zaman bir de c sabitini ekleyeceğiz buraya ve bu ifadeyi düzenleyeceğiz. Bu ifadeyi hadi bakalım düzenleyelim. Ne çıkıyor karşımıza? Şunu ters döndüreceğiz. Bunu ters döndürürsek 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 artı c ifadesini bulmuş olacağız. Bakın bunu türevini alırsanız arkadaşlar yeniden kök x elde edeceksiniz. Nasıl yani hocam? Şimdi düşünün 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 artı c var ya bunun türevini alıyorum size türev. 3 bölü 2 türevden başa inecek. 2 bölü 3 var zaten. 3 bölü 2 de önüne geldi. Sonra bunu biraz azaltacağız türev aldığımız için. 1 bölü 2'ye dönüşecek şöyle. C de gidecek. Bak şu gitti şu gitti. Gördüğün gibi bu çıkmış oldu. Bu da buradaki kök ikisi bize vermiş oluyor diyebiliriz. Yani aslında integralin içindeki şeyin hangi fonksiyonun türevi olduğunu bulma işlemi e, uyguluyoruz burada. Bunun için kuralımız da üstüne bir ekle yeni böl olarak söylenebilir. Şimdi uygulayalım bakalım. Türevlenebilen f fonksiyonu için demiş bana. Bak iki kez türev alınmış dikkat buraya. Bu bilgiler veriliyor. E, koşullarını gerçekleyen f fonksiyonu için f2'yi bulacağız. Ya f2'yi bulacağım da fx yok ki elimde. Önce fx'i bulmam gerekiyor. Nasıl bulacağız? Her iki tarafın önce burada x'e göre arkadaşlar integralini alalım. Bakın. Bunun integralini alırsanız karşınıza şu çıkacaktır. İkinci mertebeden türev alındığı için integral alma işlemi bir mertebe azaltır. Yani birinci dereceden bir türevle karşılaşırsınız. Ve integral alma işleminden dolayı burada bir sabit belirir arkadaşlar. O sabite biz C1 diyelim isterseniz. Diğer tarafta da 3x 1'in integralini alacağım. Hemen 3x'in integralini alıyorum. Bunları ayrı ayrı alabiliyorduk hatırlarsanız. 3x'in integrali nasıl alınıyor? Şu anda kuvvet 1. Kuvvete 1 ekle. Yeni kuvvete yani yeni üsse böl. Bu şekilde 3x'in integralini almış olduk. Eksi 1'in integraline zaten x geliyor. O zaman bir de burada bir sabit sayı. Başka bir sabit sayı. O da c2 olsun diyelim ki. Şimdi bakın ne yapıyorum? Hamleye dikkat. Bunu karşı tarafa atarak aslında arkadaşlar f türev x'i 3x kare bölü 2 eksi x C C2'den C1'i çıkaracağız ya az sonra. İşte bu yeni bir sabit oluşturacaktır, bir sayı oluşturacaktır. Ona komple e, C diyebiliriz. Aslında her iki tarafta integral varsa arkadaşlar, bir tarafta C kullanabiliyormuşuz. Yani her ikisine ayrı ayrı C atmaya gerek yokmuş. Zaten diğerinin yanına geçince otomatikman başka bir sabit sayıya dönüşmüş oluyor. Şimdi bunu bulduk. Peki burada f türev 0 1 denilmiş mi? Denilmiş. O zaman hemen X'lerine 0 veriyorum. Ve f türev 0'ı buluyorum size. Bu gitti bu gitti. C çıktı. İşte burada soruya göre bunun 1 olması gerekiyor. Yani aslında f türev x'i bulmuş olduk. Bu da kimmiş? 3x kare bölü 2 eksi x artı 1 oluyormuş. Devam edelim bakalım. Bir kere daha integral almam gerekiyor. Şunu elde etmek için tabii ki. Ya da fx'i bulabilmek için. Bir kere daha integral alıyoruz. Şöyle de x yapalım. Şimdi bakın burada bir mertebeden birinci mertebeden türev var. Arkadaşlar türevin integralini alırsanız eğer ne olur fonksiyonun kendisini elde edersiniz. Bunu zaten özellikler kısmında konuşmuştuk. Buraya artı c demeye gerek yok. Bak şuradaki olay olacak zaten değil mi? Dolayısıyla bir tarafa c dememiz yeterli. Bunu c'siz bırakalım eşittir diyelim. Bu tarafa döndüm. 3x kare bölü 2'nin integralini alıyorum. Üste 1 ekle yeni üste böl. Üste 1 ekle yeni üste böl. Tabii yeni üs 3 olduğu için 3 ile böldünüz. Yanında bir de 2 olması lazım. Burayı o yüzden 6 yaparsınız. Eksi. Buna gelelim. Üste 1 ekle. Yeni üsse böl. Bu da böyle çıktı. Artı. 1'in integrali nedir? X'tir. Çünkü X'in türevi 1 gelmiş oluyor. Bir de buraya C sabitini ekleyelim. Dediğim gibi bakın burada C1, burada C2 olsaydı yine yukarıdaki gibi burada başka bunlardan bunların birleşmesiyle oluşan başka bir sabit oluşacaktı. Bu yüzden C'yi komple şu şekilde koyabiliriz. Ve bunu bulmuş olduk. Şimdi F0 2 denmiş mi? Evet. E o zaman sen burada X'lerine 0 yazarsın. X'lerine 0 yazınca F0 bu gider bu gider bu gider. C çıkmış oluyor. Yani bizim buradaki alt altta taraftaki C'mizin değeri 2 gelmiş oluyor. O zaman hemen 2'yi şuraya yazmak istiyorum müsaadenizle. Böyle. Biz F2'yi bulacağız. Arkadaşlar bu sefer şuradan devam edelim. X'lerine 2 yazarak F2'ye ulaşacağız. Tabii ki şunlar gitti şurada 2 oldu x 2 yazarsanız 2'nin küpü bölü 2'den 4'ü elde edeceksiniz. 2'nin karesi bölü 2'den 2'ye artı 2 artı 2 elde edeceksiniz. Artı 2 artı 2. Ve bunlar birbirini götürdüğü için yanıtı 6 olarak bulmuş olacağız. İşte bu şekilde. Yani integral alırken en temel kural aslına bakarsanız bu arkadaşlar. Üste bir ekle yeni üste böl. Geldik buraya. Bak bu soru önemli bir soru. Aslında ben burada kararsız kaldım. Bunu soru çözümlerine mi alalım? Burada mı kalsın? Çünkü biliyorsunuz burada genelde daha temel örneklerden bahsediyorum size. Olsun bu soruyu görmüş olalım burada arkadaşlar. Şimdi reel sayıların pozitif kısmından reel sayıları tanımlı ve tanımlı olduğu aralıkta türevli bir f fonksiyonundan bahsedeceğiz. Ee, olmak üzere demiş. F fonksiyonu için konuşuyor bunu. Sonra da fx artı x çarpı f türev x. Bak dikkat buraya. 3x kareymiş. F1 2 olduğuna göre F-1 eksi kaçtır diyor. Şimdi bir bakalım. Burada türev var burada türev var. Hocam her iki tarafın integralini alın. Doğru. Türevden kurtulmak için her iki tarafın integralini alabiliriz ama bunun integralini nasıl alacağız? Bu yok. Şimdi dikkatle izle beni. Burayı biz aslında bir yerden tanıyoruz. Gözümüz ısırıyor bir yerden. Nereden? X çarpı fx fonksiyonu düşünsün herkes. Bunun türevini aldığınızda karşınıza ne gelir? Arkadaşlar bunun türevini alsanız birincinin türevi çarpı ikinci yani birinci fonksiyonun türevi çarpı ikinci fonksiyon artı sonra da tam tersi. Birinciyi aynen yazar ikincinin türevini alırsınız. Şu anda çarpmanın türev kuralını kullandım. Bak 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 bunu nereden tanıyorsun? Daha doğrusu nerede görüyorsun? Burada görüyorsun. Ha, o zaman buradaki ifade aslında x çarpı fx'in nesi? Türevi. x çarpı fx'in türevini biz böyle gösterebilir miyiz? Tabii ki gösterebiliriz. İşte soru bize bunu vermiş. 3x kare diye. Gördünüz mü? Şimdi türevden kurtulmak için integral işlemi uygularız. Her iki tarafın x'e göre integralini alalım arkadaşlar. Böyle. Burada zaten türevle integral birbirini ne yaptı? Nötrledi. Bunlar gittiler. Şu da x de bununla gidiyor zaten. Peki burada karşımıza x çarpı fx mi çıktı? Aynen. Hocam bir de artı c'si var. Aynen bak. Bir de artı c'si var. Şimdi az evvelki sorudaki gibi olacak bu da. C1 diyelim ona. 3x karenin türevini şey integralini alıyorum. Tabii ki üssü 1 ekle yeni üsse böl mantığından alacağım. Arkadaşlar üsse 1 ekleyip yeni üsse bölerseniz dikkat ettiğinizde x küple karşılaşırsınız. O zaman bunun integrali x'e göre x küptür. Bir de burada kendi sabiti var ona da c2 diyelim. Adam bana diyor ki şimdi f1 2 olduğuna göre bak bunu karşıya atalım. Karşıya atınca burada bir c oluşmuş oluyor işte. Bu yüzden her iki tarafın integralini aldığınızda sadece bir tarafta c kullanın. Yeterli oluyor. Devam edelim. x çarpı fx eşittir. Ne oldu? x küp artı şunların farkı. O da c olsun. Böyle bir şey çıkıyor. Şimdi ben burada f1'in 2 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O zaman hemen x yerine 1 alırım. x yerine 1 alırsam f1 eşittir. 1'in küpünden zaten 1 geliyor artı c. Bunun 2 çıkması lazım. Demek ki c burada 1'e eşitmiş. Arkadaşlar c 1'e eşitse x çarpı fx x küp artı 1 olmuş oluyor. Peki ben burada hemen ne yaparım? F eksi 1'i mi bulmaya çalışacağım? F eksi 1'i bulmak için x yerine eksi 1 yazarım. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 1'in küpü artı 1'den dolayı burası zaten 0 çıktığı için f eksi 1 ne olmuş oluyor arkadaşlar? Tabii ki 0 olmuş oluyor. Yanıtımız böylece sıfır bulunmuştur diyebiliriz. Her iki tarafın integralini almak çok önemli bir konuda. Evet gelmişiz 20 küsur dakikayı devirdiğimize göre artık ödüllü sorumuza. Bunları zaten hafta sonu çözüyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde çözün bu soruyu. Bak bu çok önemli bir soru gerçekten. Hadi bakalım kendinize dikkat edin. İyi çalışın arkadaşlar. İntegralle yolumuza devam ediyoruz. Görüşmek üzere.